İş yerinizde sizden, size veya bir iş arkadaşınıza zarar verecek bir şey yapmanız istendi mi? Hayır diyebileceğiniz zamanlar vardır. Bu videoda bunun ne zaman ve nasıl yapılacağı hakkında bilgi verilmektedir. Bu, Ontario'da çalışanların tehlikeli işleri yapmayı reddetme hakkı ile ilgilidir. Tehlike birçok şekilde ortaya çıkabilir. Bu şunları içerebilir. Kullandığınız ekipman, araçlar veya nesneler, iş yeri koşulları, prosedürler veya süreçler, şiddet, taciz veya zorbalık. Ontario'daki çoğu çalışan normal işlerinin parçası olmayan tehlikeli işlere hayır deme hakkına sahiptir. Bu özel bir haktır. Çünkü bu hakkı kullandığınızda başınız belaya girmez ve cezalandırılmazsınız. Bu haktan faydalanmak ve onu uygulamak itaatsizlik yapmak anlamına gelmez ve yanlış bir durum değildir. Bu hak polis memurlarını, itfaiyecileri, hapishanelerde, ambulanslarda, hastanelerde ve diğer sağlık hizmetlerinde, ilk yardım merkezleri dahil olmak üzere veya grup evleri gibi yerlerde çalışanları kapsamaz. Bu kategorilere dahil olup olmadığınızı doğrulamak için bir hukuk merkeziyle veya sendikanızla iletişime geçin. Veya tineyurl.com/3CYHYWCT adresini ziyaret edin. Süreçte yer alan kişiler, işvereniniz veya yöneticiniz, iş arkadaşlarınız, siz tabii ki, çalışan sağlığı ve güvenliği temsilciniz, çalışma, göçmenlik, eğitim, Beceri ve Gelişim Bakanlığından MLITS'de veya Çalışma Bakanlığı olarak da adlandırılır. Hükümet Sağlık ve Güvenlik Denetçisi. Bu hakkı kullanmak için aşağıdaki adımları dikkatlice izleyin. İş arkadaşlarınızla konuşun. İtiraz hakkınızı kullanmak istemenizin nedenlerini onlara anlatın. Onların da bu iş veya görevle ilgili korku veya endişe duymadıklarını öğrenin. Unutmayın, İş arkadaşlarınız sizi destekleyebilir ve soruna dikkat çekmenize yardımcı olabilir. Yasa bu kararı verdiğinizde bunu hemen işvereninize ya da yöneticinize bildirmeniz gerektiğini belirtir. İşin neden tehlikeli olduğunu düşündüğünüzü açıklayın. Örneğin, kendim ve veya diğer çalışanlar için tehlikeli olduğuna inandığım bu görevi ya da işi yapmayı reddetme hakkını kullanmak istiyorum diyebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra işveren veya temsilci yönetici soruşturma yapmak zorundadır. Bunu sizin ve çalışan temsilcinizin bulunduğu bir ortamda yapmak zorundadırlar. Bu durumda çalışan temsilcisi şu özelliklere sahip birisi olmalıdır. İş yerinizdeki resmi çalışan sağlık ve güvenlik temsilcisi, ortak sağlık ve güvenlik komitesinin çalışan üyesi veya çalışanların seçtiği biri. Bunun ardından işverenin iki seçeneği vardır. İşveren tehlikeyi gidermeyi seçebilir ya da size hak vermeyebilir ve bir tehlike olmadığını söyleyebilir. Peki bu durumda ne yapabilirsiniz? Eğer hala o işi yapmanın kendiniz ve veya diğer çalışanlar için tehlikeli olduğuna inanıyorsanız ve destekleyici bir nedeniniz varsa tehlikeli işi yapmayı reddetme hakkınızı yine de kullanabilirsiniz. Bu noktada siz ya da işvereniniz veya sizleri temsil eden biri Çalışma, Göçmenlik, Eğitim, Beceri ve Gelişim Bakanlığını MLITS'de veya sadece Çalışma Bakanlığı olarak da adlandırılır, aramak zorundadır. Bakanlığın telefon numarası 1-877-202-0008'dir. Telefon açıldığında işten kaçılma yani work refusals işlemleri için 1'i tuşlayın. Kendi dilinizde biriyle konuşma talebinde bulunun. Bakanlık, işten kaçınma talebinizi araştırmak için bir sağlık ve güvenlik denetçisi gönderecektir. İnceleme tamamlandığında denetçi kararlarını yazılı olarak ve gecikmeden aşağıdakilere sağlamalıdır. İşvereniniz, siz ve çalışan temsilciniz. İşi yapmayı reddettiğinizde ve denetçi yola çıktığında tehlikeden uzakta, güvenli bir yerde kalın.
Çalışmak istediğinizi göstermek için eğitim aldığınız ve uygun araç gereç ve koruyucu ekipmanlara sahip olduğunuz başka bir işi yapmayı teklif edebilirsiniz. Bazen işveren veya yönetici görevi veya işi başkasına yaptırmak isteyebilir. Bu durumda sizin orada bulunmanız ve diğer çalışanın sizin o işi yapmayı reddettiğinizi bilmesi ve neden reddettiğinizin ona söylenmesi gerekmektedir. Eğer denetçi sizinle aynı fikirdeyse, işveren genellikle verilen belirli bir süre içinde tehlikeli durumu düzeltmekle yükümlüdür. Öte yandan, eğer denetçi sizinle aynı fikirde değilse ve durumun tehlikeli olmadığını söylüyorsa, işe geri dönmek zorundasınız. Eğer denetçi sizinle aynı fikirde değilse, yapabileceğiniz bir şey daha var. Verilen kararı temyiz edebilirsiniz. Bunu 30 gün içinde yapmalısınız. Temyiz ettiğinizde başvuru Ontario İşçi Kurulu'na yani Ontario Labour Board'a gider. Temyize gitmek için bir hukuk yardım merkezinden destek almak iyi bir tercihtir. Bu süre zarfında işçi kurulu aksini belirtmediği müddetçe işe geri dönmek zorundasınız. Unutulmaması gereken iki şey daha var. İlk olarak işveren tehlikeli bir işi yapmayı reddettiğiniz için sizi herhangi bir şekilde cezalandıramaz. Bunu yapmak yasaya aykırıdır. Bu tür bir misillemeye ilişkin başka bir videomuz da bulunmaktadır. İkinci olarak yasa ayrıca işverenin size itiraz başlangıcından denetçinin kararını bildirdiği zamana kadar geçen süre için normal ücretinizden ödeme yapması gerektiğini belirtir. Son olarak mümkünse bu hakkı kullanmadan önce tavsiye almak iyi bir fikirdir. Bu konuda hukuk yardım merkezleri yardımcı olabilir. Size en yakın hukuk yardım merkezini bulmak için 1-800-668-8258'i arayın ve kendi dilinizde biriyle konuşmak istediğinizi belirtin. Eğer bakanlığı aramak sizin için daha uygunsa, tehlikeli bir işi yapmayı reddetme, işten kaçınma durumunu bildirmek için aynı süreci takip edin. 1-877-202-0008'i arayın. Biri tuşlayın ve kendi dilinizde birisiyle konuşmak istediğinizi belirtin. OCA'da size tavsiye konusunda yardımcı olabilir. Bu bilgi diğer formatlarda ve dillerde de mevcuttur. OCA web sitesinde poster olarak hazırlanabilecek bir infografik bulunmaktadır. Ayrıca OCA ve toplum ortakları tarafından sağlanan cüzdan kartları da bulunmaktadır. Bu sunum, yeni gelenlerin güçlendirilmesi projesi kapsamında Ontario Çalışma, Göçmenlik, Eğitim, Beceri ve Gelişim Bakanlığı tarafından finanse edilmiştir. OCA'nın tehlikeler ve sağlık ve güvenlikle ilgili paylaştığı diğer bilgiler www.oca.on.ca adresinde bulunmaktadır. Çalışanların sağlık ve güvenlik hakları ile ilgili bilgilerin kopyaları için OCA'nın web sitesinde çalışan bakış açısı yani Worker Perspective sayfasına bakabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz.